Hoş geldiniz arkadaşlar. Atasa Danışmanlık'tan Ömer ben. Bu videomuzda oturma izni reddedilen yabancılar ne yapabilirler ve Türkiye'de yasal olarak hayatlarına nasıl devam edebilirler? Bu soruların hepsine çözüm önerilerimiz nelerdir? Gelin birlikte bakalım. Sevgili izleyenler, oturma izni başvurusu yaptıysanız, ister uzatma isterse de ilk başvuru olsun fark etmez. Başvurunuz reddedilmişse, öncelikle yapmış olduğunuz masrafları ve ödediğiniz vergileri maalesef ki geri alamayacaksınız. Dolayısıyla oturma izni başvurusunu yapmadan önce, başvuru yapacağınız oturma izni türüne göre, başka bir deyişle ikamet izni başvuru türüne göre dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kısacası arkadaşlar, başvurunuzu reddedilmemesi için daha tedbirli olmakta fayda var. Peki Türkiye'ye gelip de ilk defa oturma iznine başvuru yaptıysanız ve başvurunuz reddedildi. O zaman ne yapabilirsiniz? Gelin ona da bakalım. Öncelikle aynı türden bir oturma izni 6 ay boyunca başvuru yapamazsınız. Yaparsanız reddedilir. Ancak vize süreniz bitmediyse, yani Türkiye'de yasal kalış hakkınız devam ediyorsa, yasal kalış amacınıza uygun oturma iznine başvuru yapabilirsiniz. Biliyorum biraz kafanız karışmış olabilir, ancak endişe etmeyin. Kısa bir örnekle hepiniz anlayacaksınız. Örneğin kısa dönem ikamet izni, turizm amaçlı ikamet iznine başvuru yaptınız ve başvurunuz reddedildi. Vize süreniz devam ediyorsa, o zaman herhangi bir üniversiteye kaydolursanız, üniversiteye başvuru yaparsanız, üniversite kaydınız oluşursa öğrenci amaçlı ikamet izni alabilirsiniz veya Türk vatandaşı ile evlilik yaparsanız aile ikamet iznine başvuru yapabilirsiniz. Öte yandan başvurunuz reddedildi ve vize süreniz de dolmuşsa maalesef kaçak durumunda kalmışsınız demektir. Eğer reddiniz haklı bir nedenden dolayı reddedilmişse mahkemeye başvuru yapsanız dair kazanma ihtimaliniz çok düşük olur. Peki bu durumda olan yabancılar yasal hale gelmek için neler yapabilirler? Öncelikle vize süresi biten yabancı kardeşlerimiz vize bitiş tarihinden itibaren, tekrar söylüyorum, vize bitiş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde çıkış yapar ve kendisine yazılan ceza parasını öderse Türkiye'ye giriş yasağı uygulanmaz. Ertesi gün veya birkaç gün sonra Türkiye'ye giriş yapabilirsiniz. Girişlerde sizlere 10 gün şartlı girişle Türkiye'ye giriş yapabilirsiniz diye bir kağıt imzalatacaklar. 10 gün içerisinde farklı bir türden ikamet iznine başvuru yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta 10 günlük süreniz olacak arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde amacınıza uygun oturma izni almanız gerekiyor. Dolayısıyla ilk başvurular artık kabul edilmiyor. Haklı bir gerekçeniz yoksa, tabii haklı bir gerekçe olarak nedir diye soracak olursanız, Türkiye'de yaşayan anneniz olur, babanız olur, birinci dereceli akrabanız olur, ikameti varsa eğer bu saydığım kişilerin, onun yanında kaldığınıza dair gerekçe olarak gösterebilirsiniz. Veya seyahat planınız mevcutsa, gelir beyanınız da mevcutsa başvurularınız kabul edilebilir, başvuru yapabilirsiniz. Son olarak uzatma başvuruları da reddedilmeye başladı arkadaşlar. Uzatma başvurusu yapmak isteyen yabancı kardeşlerimizin oturma izni bitmesine 60 gün kala uzatma başvuruları yapmasını tavsiye ediyoruz. 60 gün kala başvuruları yaptılar ki başvurular kabul edilmezse ikinci şansınız kalsın. Farklı bir ikamet izni türüne başvuru yapmak için onu da sizlere hatırlatmış olalım. Değerli izleyenler, bir bilgilendirme videosunun daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Varsa sorularınız bize yorumlar aracılığıyla sorabilir, danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğimle şimdilik hoşça kalın.